Geçmiyor ki ilginç bir moda akımı başlamasın. Son yıllarda saçlara uygulanan ombre bakın nasıl dudaklara taşındı. Kadınlar moda konusunda sınır tanımıyor. Saç modası nasıl dudaklara indi? Ombre çılgınlığı nasıl makyaja renk getirdi? Son bir yılın en moda akımı renkli saçlar. Oldum rengarenk, bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Morlar, maviler, kırmızılar, hatta neon renkler saçları bir anda gökkuşağına çevirdi. Marjinal. Diva Bülent Ersoy'dan Deniz Akkaya'ya kadar pek çok ismin katıldığı renkli ombre saç modası sonunda dudaklara da uygulanmaya başladı. Kırmızı, pembe ve mavi. İstediğiniz renk ruju sürmekte serbestsiniz. Ama tek bir şartla. Dudaklarda mutlaka degrade olmalı. Yani tüm dudak aynı tonda boyanmamalı. Ombre dudaklara sahip olmak kolay olduğu gibi maliyette düşük. İhtiyacınız olan, sevdiğiniz ve uyumlu olan iki renk ruj ve o rujlara uygun dudak kalemleri. Üst dudak önce kalemle çerçeveleniyor, sonra dudak kalemine uygun ruj sürülüyor. Ama dudağın ortası boş bırakılıyor. Sıra alt dudakta. Tıpkı üst dudakta yapıldığı gibi alt dudakta kalemle çevreleniyor ve ortası boş kalacak şekilde uygun ruj sürülüyor. It just reminds me of a blood red, so I thought it looked perfect. Geriye bir tek ombre efekti vermek kaldı. Merak etmeyin, en kolay kısım bu. Getting that same lip liner in Tierra Kiss and I'm just gonna be filling in the inner corner. Alt dudağa sürdüğünüz ruju üst dudağın boş kalan kısmına, üst dudağa sürdüğünüz ruju da alt dudağın boş kalan kısmına sürdüğünüzde ombre makyajınız tamamlanmış oluyor.